Evet, herkese merhabalar. Citroen C5 Air Cross 1.5 dizel otomatik. Bugün sabah Bursa'dan yola çıktım. Alanya'ya geldim. Tabii gelirken Alanya'da birkaç yere uğradık. Tarihi böyle gezilecek olan yerler. Biraz dar köy yollarından da geçtik. Görmüş olduğunuz gibi aracın ortalama hızı 66 kilometre. Aslında ben 110 kilometreye sabitledim Bursa'dan Alanya'ya kadar. Ama dediğim gibi ilçe girişlerinde, il girişlerinde trafik lambaları olduğu için mecburen durup lambanın yeşil yanmasını bekliyorsunuz. Bu da ortalama hızınızı düşürüyor doğal olarak. Ondan dolayı 66 kilometre bir hız gösteriyor ortalama hızımız. Yakıt 5,5 litre yaktı. Toplamda 704 kilometre yol yaptım. Bu benim aracın birinci yakıt ekranı. Bunu her yakıt alışımda sıfırlayacağım. Bir de şöyle ikinci yakıt ekranı var. Burada da aracı ilk bayiden aldığımızdan beri olan kilometre. Zaten arabam 715 kilometrede. Daha yeni aldım arabayı. Dün aldım arabayı. Bugün sabahta yola çıktık işte. Alanya'ya geldik. Aracın daha yeni oluşundan dolayı yolda 110 kilometre hızı geçmedim. Hep 110 kilometre hıza sabitledim. O şekilde kullandım aracımı. Çünkü daha motor açılmadığı için öyle yüksek hızlara çıkmadım. Zaten isteseniz de yüksek hızlara çıkamıyorsunuz. Ortalama hız tespiti yapıldığı için ceza yeme olasılığınız çok yüksek. Bu şekilde bir fikir oluşturması için sizlerde yakıt bilgisi paylaşıyorum. Bundan önceki aracım Opel Astra'ydı. 1.6 dizel otomatikti. 136 beygir olan Astra sedandı. Onun da aşağı yukarı ortalamaları bu seyirde. En son işte Haziran ayında Samsun'dan Hopa'ya kadar Doğu Karadeniz sahil yolundan gittim. Orada da 90 kilometreye sabitlemiştim Astra'yı. Orada 4.8 litreye kadar düşmüştüm. Ama tek başıma gitmiştim. Tek arabada tek kişiydim. Tek sadece kendi eşyam vardı. Fazla bir eşyam da yoktu. Bugün eşimle beraber geldik Alanya'ya. 3 tane valizimiz var. 2 kişiyiz totalde. Zaten arabanın kendi ağırlığı 1627 kilo. İşte bir de bizim eşyalarımız. Kendi ağırlığımızla falan aşağı yukarı 1800-1900 kiloya yakın. Çünkü eşyalarımız, valizlerimiz bayağı büyük bizim. Birkaç tane de başka eşyamız daha var. Onlar biraz daha ağırdı. Bundan dolayı aracın ağırlığı 1800 kiloları buluyor. 1800'ü de geçebilir muhtemelen. Dediğim gibi bir fikir olması mahiyetinde paylaşıyorum bu videoyu. Bursa Alanya yakıt durumu bu şekilde. Tabi Alanya'dan Bursa'ya dönüşte de yine bu şekilde bir video çekeceğim. Bakalım gidişte kaç litre yakıt yakacak. Tekrar görüşmek üzere. Takipte kalın.